tam rekabetçi firmaları biraz daha yakından incelemeye ne dersiniz? Bu videoda özellikle de uzun vadeli durumlarda ne olduğuna odaklanmak istiyorum. Uzun vade ya da dönem dediğimizde firmaların pazara girebilmelerine ya da pazardan çıkabilmelerine yetecek kadar uzun bir süreden bahsettiğimizi de bir kere daha söylemek istiyorum. Bunu uzun vadede sabit maliyetlerin değişken maliyete dönüşmesi, fabrikaların kapanabilmesi ya da yenilerinin açılabilmesi olarak yorumlayabilirsiniz. Bundan önceki videolarda uzun vadede tam rekabetçi bir pazarda yer alan firmaların ekonomik kârlarının sıfır olacağını da görmüştük. Hatta ekranda gördüğünüzde bu durumu gösteren bir grafik. Bundan önceki birçok videoda da anlattığım gibi tam rekabetçi pazarlardaki firmalar fiyatı olduğu gibi kabul ediyorlar. Fiyat pazardaki arz ve talep eğrilerinin kesiştiği noktayla belirleniyor. Ve firmalar da bu fiyatı olduğu gibi kabul ediyorlar. Bu durumda firmaların marjinal gelir eğrileri bu grafikte de gördüğünüz gibi yatay bir doğru oluyor. Sıfır ekonomik kârsa ortalama toplam maliyetin marjinal gelire eşit olduğu miktarda üretim yapıldığında gerçekleşiyor. Bu miktarda her bir birim için alacağınız para üretim için yaptığınız maliyete eşit. Ekonomik kârdan bahsettiğimizde fırsat maliyetlerinin de işin içinde olduğunu hatırlıyorsunuz, değil mi? Demek istediğim sıfır ekonomik kâr firmaların sıfır ticari ya da muhasebe kârı ile çalıştıkları anlamına gelmiyor. Bu firmalar hala para kazanıyor olabilirler. Ancak işin içine fırsat maliyetlerini kattığımızda kâr sıfırlanır. Şimdi de pazardaki talebe ilişkin bir değişiklik olduğunda kısa ve uzun vadede neler gerçekleşeceğine bakalım. Bunun elma pazarı olduğunu düşünelim. Not ediyorum. Elma. Bu elma pazarına, bu da pazarda çalışan bir firmaya ait olan grafik. Şimdi yeni yapılan bir araştırma, elmanın sağlık açısından çok ama çok iyi bir besin olduğunu, spor yapanların performanslarını iyileştireceğini ve buna benzer bir sürü olumlu etkisi olduğunu ortaya koymuş olsun. Bu durumda kısa vadede neler olacağını bana söyleyebilir misiniz? Bu arada tüm bunlar arz ve talep eğrileri ve A firmasının ekonomik kar açısından da küçük bir tekrar niteliğinde olacak. Hatta her zaman olduğu gibi şimdi hemen videoyu durdurun ve neler olacağı üzerine biraz düşünün. Kısa vadede talep eğrisi sağa kayar. Neden diyecek olursanız, tüketiciler tüm yeni öğrendikleri faydaları yüzünden elmanın fiyatı ne olursa olsun daha çok elma almak isterler. Evet, talep eğrisini bu şekilde sağa kaydıralım. Yeni eğrinin yanına D üssü yazıyorum. Talep eğrisi bu şekilde sağa kaydığında pazarda yeni bir denge oluşacağını görüyorsunuz, değil mi? İşte burası. Bu denge noktası yeni bir denge fiyatı ve yeni bir denge miktarı anlamına da geliyor. Miktar buyken bu olacak. Yeni denge fiyatı ise işte burada. Buna da P üssü yazalım. Yeni denge fiyatında marjinal gelir eğrisi bir öncekine göre daha yukarıda olur. Bu durumda A firmasının üretim miktarı, marjinal gelir, marjinal maliyete eşit olana kadar artar. Neden mi? Çünkü bu noktaya kadar ürettiği her bir birimden para kazanır. Evet, bu durumda üretim miktarı bu olur. Bunu da Q üssü olarak adlandıralım. A firmasının ekonomik kar elde etmeye başladığını görüyorsunuz, değil mi? Bakın. Bu miktar için ortalama toplam maliyet bu seviyede olduğundan üretilen birim başına bu kadarlık bir kâr söz konusu. Bu kârı üretim miktarı ile çarpınca da elde ettiğimiz bu dikdörtgenin alanı bize pozitif ekonomik bir kâr olduğunu gösteriyor. Bu noktada tam rekabetçi pazarlarda uzun vadede firmaların ekonomik kârı olmayacağını söylediğim aklınıza gelmiş olabilir. Özellikle de kurduğumuz bu modeller ele alındığında uzun vadede ekonomik kârın sıfırlanması doğrudur. Neden diyecek olursanız, pozitif ekonomik bir kâr olduğunda ne olacağını düşünmenizi öneririm. Doğru. Ekonomik kâr olduğunu gören başka firmalar da pazara girerler. Tam rekabetçi bir pazardan bahsettiğimizi, yani pazara giriş ve çıkışlarda herhangi bir engel olmadığını, malların farklılaşmamış olduğunu ve firmaların benzer maliyet yapıları olduğunu unutmayın. O halde uzun vadede pazara giren diğer firmalar arz eğrisini sağa kaydırır. Tabii firmaların maliyet yapılarının da değişmeyeceğini varsayıyoruz.
Hatta isterseniz pazara giren bir firmayı da gösterelim. B firması pazara giriyor. Maliyet yapısının A firmasıyla aynı olduğuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Maliyet yapılarında herhangi bir değişim de olmadı. Bu durum sabit maliyette tam rekabetçi pazar olarak adlandırılır. Başka bir deyişle pazara giren ya da pazardan çıkan firmaların, pazardaki ya da pazara giriş yapan firmaların maliyet yapısı üzerinde bir etkisi yoktur. Bu da grafiklerin benzer hatta aynı olmasına yol açar. Pazara girişler olduğundan arz eğrisi sağa kaymaya başlar. Ve maliyet yapıları aynı olan tüm bu firmaların ekonomik kârı sıfırlanana kadar da sağa kaymaya devam eder. Ekonomik kâr sıfırlandığında da kayması durur. Ne de olsa ekonomik zarar durumunda kimse artık bu pazara girmek istemez, öyle değil mi? Evet, arz eğrisi ekonomik kâr sıfırlanana kadar sağa kayar. Sonuç olarak sabit maliyette tam rekabetçi bu pazar yeniden denge noktasına ulaşmış olur. Miktar çok daha fazla çünkü insanlar daha fazla elma alıyorlar. Ama fiyat eski seviyesine dönmüş durumda. Ve pazardaki firmaların hepsi de bu fiyatı bu şekilde kabul ediyor. Sabit maliyette tam rekabetçi bir pazar gördüğünüzde uzun vade arz eğrisini çizebilirsiniz. S ve S üssü kısa vade arz eğrileri. Uzun vade arz eğrisine bakalım. Tam rekabetçi bir pazarda, pazardaki firmaların maliyet yapılarının pazara giren ya da çıkan firma sayısından etkilenmediği bir durumda ki bunun sabit maliyette tam rekabetçi bir pazar olarak adlandırıldığını da gördük, uzun vade arz eğrisi bu şekilde yatay bir doğru olur diyerek bu videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Bundan sonraki videolarda maliyet yapıları pazara giren ya da çıkan firma sayısına bağlı olarak değiştiğinde neler olduğunu göreceğiz. Bu durumun pazara giren ya da çıkan firmalar olduğunda pazardaki firmaların üretim girdilerinin maliyetlerinin nasıl değiştiğine bağlı olduğunu da ekleyelim.